Sezai Karakoç'u tanıyor musunuz? Tanımam ben Karakoç'u. Hocamız değil mi? Tanımıyorum. Duydum. Kimdir kendisi? Vallahi gazeteci yani, gazeteci midir ne? Sezai Karakoç'u tanıyorum. Yazdığı 3 tane şiirini söyleyebilir misiniz? Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir şiir, o diğerlerini bilmiyorum. Ben şair olarak biliyorum kendisini, edebiyattan. Milliyetçi bir kişi galiba. Tanımıyorum. 2-3 tane parçasını dinlemiştim ama. Parçasını? Aynen. Söyleyebilir misiniz? Vallahi söyleyemem, hiç aklımda yoksa. Vallahi yani kendisini yakından tanımıyorum, sadece 2 tane şarkısını dinlemiştim, öyle hoşuma. Kendisi kimdir, yani ne iş yapar? Hiçbir fikrim yok yani o konuda. Türkiye'nin en büyük şairidir. Yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? İtik Cennet. Ya bir sürü şeyi var. Hangi birini söyleyeyim? Ama bir şiirini, kısa bir şiirini okuyabilirim. Ey yeşil sarıklıoğlu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bunu bana öğretmediniz. Biliyorum abi. 3 tane yazdığı bir şiiri söyleyebilir misiniz? 3 tane yazdı abi. Bir tane kar şiiri var herhalde. Kar mıdır nedir? Başka? Hoca ödev olarak vermişti. 2 tanesini bilmiyorum abi. O da kitaptaydı yani. Tanımıyorum yani. Fazla tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Bu işte... Yok abi. Ben daha sevir bilmiyorum hiçbir şey. Şair kendisi. Yazar yani diye biliyorum. Ve tanıyorum. Şairdir kendisi. Yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? Dirilişi biliyorum. Ey Sevgili'yi biliyorum. Bir de sanırım Monorosa. Belediyede genelde kitapları çıkan bir arkadaşımız. Genelde belediyenin kültür sanatta Ali Emir'de devamlı şeyleri olur. Ne bileyim ben, gençlere yakın ne bileyim ben, konferanslar olur, konuşmalar olur. Oradan tanıyoruz. Yok, tanıyamadım. Peki ismiyle bulamıyorum onu, yoksa belki tanırım onu, bilemiyorum. Kimmiş, öldün mü? Tanıyorum. Yazdığı bir eserini söyleyebilir misiniz? Mona Rosa. Tanıyorum. Yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? Diriliş Neslinin Amentüsü. Okumuştum. Başka? Yani kitaplar genellikle diriliş kelimesi geçiyor da şimdi tam aklıma gelmedi. Diriliş Postası gazetesi onundu galiba. Tanıyorum. Kimdir? Şair, siyasetçi. Yani partisi var. Yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? Mona Rosa'yı biliyorum işte biraz. Mona Rosa, Siyah Güller. Şiirlerini ben çok şiir okuyan bir insan değilim ama böyle yani sembolizmin etkisi var, böyle güzel şiirleri var yani, benzetmeleri falan veya işte uyandırdığı his falan hoş yani bence. Tanıyoruz şair olarak, evet. En beğendiğiniz 3 tane eserini söyleyebilir misiniz? Mısralarından yani çokça okuduğumuz, hani gördüğümüz oluyor da kitap ismi olarak şu an biraz da gafil yakalandı. Sezai Karakoç, Necip Fazıl'ların diyelim dönemlerinden ele alırsak, onlar olayları biraz daha şiirleştirerek insanların gündemine getirdiler. Onlar da o alanın alimleriydi diyelim. Şair. Peki yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? Şimdi benim bugün kafam yorgun, Sezai hocamdan beni bağışlasın. Tanıyoruz edebiyattan falan. Yazdığı bir eserini söyleyebilir misiniz? Diriliş Neslinin Amentüsü. Onu biliyorum, biraz okumuştum. Şair. Peki bir yazdığı bir eseri söyleyebilir misiniz? Vallahi... O kadar ileri gidemedik de abi. Ama seviyoruz kendisi. Yani seviyorum, dinliyorum. Tanıyorsunuz yani? Evet, tanıyoruz. Şair olduğuna eminim. Ama daha bunu bilmiyorum. En beğendiğiniz özellik hangisidir? Yalın olması, sade olması, biraz da hayatın içinden olması işin doğrusu yani. Yani böyle günlük hayatı içinden nakşetmesi çok önemli yani. Kendisinin bir dava adamı olması, dindar olması. Bana göre dindar olması. Şairlerimiz pek dindar değil, sanatçılarımız falan. Tek beğendiğim özelliği dindar olması yani. Duruşu, diriliş kavramına vermiş olduğu önem ve duruşu. Yani Türkiye'deki hiç değişmeyen, işte politik şeylere evrilmeyen, çok politik davranmayan, hem Türkiye vasatını düşünen, buna uygun düşünen, buna uygun bilgi, beceri, politika üreten, bunu yazan, hem bunu yaşayan, hem yazan hem de yaşayan bir şair olması, düşünce adamı, aydın olması benim için önemli bir kişidir.